Selamun Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah umduklarınıza nail eylesin korktuklarınızdan hırsı muhafaza eylesin Rabbim beni heva ve hevesime uymadan sohbet etmeyi sizlere de heva ve hevesinize uymadan dinleyip itaat etmeyi nasip eylesin. bu geçen haftadan kalan sohbete devam edeceğiz inşallah. Allah gayret versin inşallah. Hakkı apaçık gören onu ancak perdeden görmüştür. dışarıdaki sohbeti dinleyen kardeşler böyle kendi aralarında sohbet etmezlerse iyi olur. Uğultu içeri kadar geliyor. Bir de bu konular biraz ağır konular. Bu konular iyi dinlenilmesi gerekir. İyi dinlenilmezse bir kimse bir kelimeyi kaçırırsa o kelimeyi kaçırdığından dolayı meseleyi yanlış anlayıp yanlış bir noktaya gidebilir. Allah muhafaza eylesin. Hakkı apaçık gören onu ancak perdeden görmüştür. O görmese de perde hakta mevcuttur. Gören kendi kurtuluşundan ya da azabından başka bir şey görmez. Gösterenin sureti kulla tecelli etse de o gösterenin kendisidir, perdesi değil. Biz konumuza devam edelim demiş ama burayı es geçipten konuyu devam etmek biraz sıkıntılı olacak. Hakkı apaçık gören onu ancak perdeden görmüştür. Cenab-ı Hak peygamberlerine vahyi indirirken veya peygamberleriyle konuşurken geçmiş dönemdeki peygamberlerle alakalı. Ya ateşin arkasından ya ağacın arkasından ya da bulutumsu bir şeyin içerisinde onlarla görüşmüştür bizatihi konuşma olarak. Veya Cenab-ı Hak hani rüyetullah haktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de Allah'ı rüyasında gördüğünü söyler. Ve Allah'ı rüyasında görürken onu genç bir delikanlı gibi gördüğünü, bunu defalarca rüyasında gördüğünü söyler. Miraç hadisesini ayrı tutuyorum bunda. Bu normalde hakkı apaçık gören onu ancak perdeden görmüştür dedi. Biz yine bu Muhyiddin Arabi Hazretlerinin kendi füsusundan bir babta ancak bunu açıklayabiliriz. Ben şimdi kelime kelime bazı şeyler Cenab-ı Hakk'ın yardımı, tevafuku Evet. Füsus Füsus'tan Nuh faslı size mallarla yani kendisine meyil ettiren şeylerle imdad eder ve sizi ona meyil ettirdiği vakit onda suretini görürsünüz. Bu görüşte sizden hakkı gördüğünü zanneden kimse onu bilmedi. Sizden ancak nefsini gördüğünü bilen kimse onu anlayabildi. Yani hakkı apaçık gören onu ancak perdeden görmüştür. Yani bir kimse hakkı gördüğünü zanneder. Hakkın kendisini apaçık gördüğünü zanneder bu seyri sülükta seri sülüka giren sufinin beşte altıda göreceği hallerdir. Çünkü beşinci esmada o sufiye Cenab-ı Hak hitap eder. Bunda herkes kendince kendi halince bunu yaşar. Bunu böyle bir hale bağlamak, bir perdeye bağlamak, bu böyle yaşanır demek insanı kabız haline sokar. Bu doğru tespit olmaz. Çünkü her sufi'nin yolu kendine aittir. Bir sufi başka bir sufi'nin yolundan gitmez herkesin kendi rengi, kendi anlayışı, kendi idraki, kendi ibadeti, kendi sevgisi, kendi nefsini tanıması, kendi nefsinin zorlukları vardır. O yüzden bunu genelleştirmek, bunu herkese mütalik görmek mümkün değildir. Şimdi sizden ancak nefsini gördüğünü bilen kimse onu anlayabildi. Yani men arafe nefsuhu. Kim nefsini bildi? Rabbini bildi. Yani nefsini bilen bir kimse ancak bu meselenin içinden çıkabilir. Bunu çözümleyebilir. Yoksa o kimse nefsini bilmiyorsa kendisinde tecelli eden ve hatta bir perdedeki tecelliyi sanki gerçekten Allah tecelli etmiş gibi hak oraya kendi manasında kendi vücuduyla kendi hakikatinde tecelli etmiş gibi zanneder. Bu bir zandır. O zannın üzerine hareket etmiştir o. O tecelliyat gerçek manada Hakk'ın tecelliyatı değildir. Bu manada Allah'ın tecelliyatı kendi zatı noktasında değildir. Velev ki o tecelliyat o kimsenin kendi ayağını sabitesinden kopup gelen perdede gördüğü Cenab-ı Hakk'ın sıfatı noktasındadır. Ama Cenab-ı Hakk'ın sıfatı noktasında olduğunu bilecek olan başında bir mürşidi kamili yok ise o kimse kendisinde tecelli edenin Allah'ın zatı olduğunu, Allah olduğunu dolayısıyla kendisinin direkt Allah'ın zatının tecelliyatına mazhar olduğunu zanneder ki burada o kimsenin ne eli kalır ne ayağı, ne başı kalır ne gözü. O bir mürşidinin veya başındaki şeyhinin kamil olmadığını gösterir. Eğer onun başındaki şey gerçekten bir mürşidi kamil olmuş olsaydı, ondaki tecelliyatın sıfatsal olduğunu, ve kendi nefsinin üzerinden olduğunu bilmesi gerekirdi. Şimdi Muhyiddin İbn Arabi devam ediyor. İşte bunun için insanlar Allah'ı bilen ve bilmeyen zümrelere ayrıldı. Bilmeyenlerin idraklerinin mahsulü nazar ve fikir yoluyla çıkardıkları neticelerdir. Allah'ı bilmek marifetullah ilmidir. Marifetullah'tır direkt. Allah'ı bilmemek ise cehalettir. Şimdi marifetullah'a ulaşmış olan bir mürşidi kamil o tecelliyatın sıfatsal boyutunu bilir, sıfatsal olduğunu idrak eder. O esnada o kendisi o tecelliyatın Cenab-ı Hakk'ın direkt zat olarak bana tecelliyat olarak veyahut da bizim dervişimize tecelliyat olarak demez. Evet. Bunu da böyle burada diyor ya hakkı apaçık gören onu ancak perdeden görmüştür. Onu ancak ne perde ne oldu burada? Perde Cenab-ı Hakk'ın sıfatı oldu. Cenab-ı Hak zatını sıfatlarıyla gizler. Cenab-ı Hak zatını sıfatlarıyla gizler. Allah zahirdir sıfatlarıyla zahirdir. Allah batındır, zat noktasında batındır. O yüzden ben bilinmezdim. Burası erişilecek bir yer değildir. Burayı bir kimse kendi içinde, kendi dairesinde eriştiğini zannedebilir. Eriştim diyebilir. Ama orası bilinmezliktir. Cenab-ı Hakk'ın hadisi kutsi ben bilinmez idim, bilinmekliği istedim, bir şey yarattım. Bilinmekliği istedim, bir şey yarattım. O bir şeyin üzerinde bütün sıfatları tecelli etmiştir. Ve bir şeyin üzerinde tecelli eden her şey sıfatsal boyuttadır, zat noktasında değildir. Bütün sıfatlar zatından mı tecelli eder? Evet. Bütün sıfatların işlevleri, bütün sıfatların işlevleri zatıyla bağlantılı mıdır? Evet. El Alim ismi şerifi Allah'a aittir ama Allah'ın sıfatıdır. Ve bütün ilmin tecelliyatı o sıfatın üzerinden gider. Biz öyle inanırız. Ama El Alim ismi şerifi Cenab-ı Hakk'ın zatı değildir. O yüzden El Alim ismi şerifi İlim bir kesiminin üzerinde tecelli etmiş olsa o kimse Allah'ın sıfatları onun sıfatı onun üzerinde tecelli etmiştir. Hani marifetullah Adem aleyhisselama Allah bütün isimlerini öğretti. Ademle alakalı ayeti kerimede Bakara suresinde diyor ki Cenab-ı Allah Allah Adem'e bütün isimleri öğretti ve ondan sonra dedi ki meleklerine Adem'e sorun Bakın bütün isimlerini öğretti. isimlerini öğretti. Ve ondan sonra dedik Adem'e sorun. Adem aleyhisselam peygamber aynı zamanda her peygamberde hikmet ve marifetullah vardır. Her peygamberde. Hiçbir peygamber yoktur ki ona Allah'ın vahyiyle yanında bir hikmet verilmemiş olsun. Ayetle sabittir. Öyle olunca bir peygamberde hem hikmet vardır hem de vahiy vardır. Ve her peygamber bu manada marifetullah ile süslenmiştir. Yani her peygamber aynı zamanda velidir de. Bakın her peygamber velidir. Peygamberlikleri son bulur, velilikleri son bulmaz. Peygamberlik mesleği son bulur, Velilik son bulmaz. Buradan hareket ederekten veliler peygamberlerden üstündür diye böyle bir yanılgıya düşmeyin yalnız. Hiçbir veli, hiçbir veli peygamberlerden bu noktada e, fevkinde değildir. Onlara kitap indirilmemiştir. Bir hadis var Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benim ümmetim velileri beni İsrail peygamberlerinin musavidir, denktir diyor. Bu farklı. Yani burada peygamberlik olarak değildir bu. Velilik noktasındadır bu. Peygamberlik noktasında değildir. O yüzden normalde bir kimse marifetullah'a ulaşması, onun normalde Allah'a hakkıyla tanıması, onun emir ve yasaklarını hakkıyla yerine getirmesi, Allah ve Resulü'ne sim sıkı yapışması, Allah ve Resulü'nü dünyada gördüğü görmede her şeyden fazla sevmesi, onlara itaat etmesi, her şeyden üstün onları tutması. Bakın, her şeyden üstün. Aklınıza gelebilecek varlık aleminde her ne var ise onların üstünde tutmaktır marifetullah. Allah ve Resulü. O yüzden Allah ve Resulü, yani bu noktada Kur'an ve sünneti üstün tutmayan bir kimse asla marifetullah'a ulaşamaz. Günah kebailleri açıkça işleyen, günah kebaillerinin içerisinde yüzen, günah kebailleri olması lazım diyen, bu zamanda böyle diyen ve hatta tağutu şirki kabul eden bu zamanda böyle olmaz canım. Ya 1400 yıl önce yaşamıyoruz. Kalkalım 1400 yıl öncesini şimdi bu zamana getirelim. Ya şimdi faiz haram olur mu? Olmaz yasak. Ya nereden çıktı şimdi bu kadınları, erkekleri böyle işte ayırmak? Nereden çıktı bu? Ne varmış yani kadın, erkek işte ayrı yapıyorsunuz, ayrımcılık yapıyorsunuz gibi. Veyahut da dinde reform lazım. 1400 yıl önceki hukuku şimdi getiremeyiz geriye. E ya di, zaten Kur'an tartışma var evrensel mi tarihsel mi? E hadi biz tarihsel çöplüğüne atalım Kur'an'ı. E bunlar tarihseldi kardeşim. Şimdi zamanı değil. Şimdi bunların geçerliliği de yok. E gelin yeniden bir din kuralım ya. Ne yapalım? E Deccal böyle istiyor zaten. Şeytan da böyle istiyor. E, dünya üzerindeki emperyalist, kapitalist, vahşi kapitalist düzenciler de böyle istiyor. Ya biz Yahudiliği hallettik, Museviliği, İseviliği de hallettik. Halletmemiz gereken bir tek Müslümanlar kaldı. Müslümanları da hallettik ama şu Kur'an ve sünneti halletemedik bir türlü. Müslümanlar hal oldu, bir sıkıntı yok. Müslümanlar cumartesi pazar oldu mu AVM'lere doluyorlar, camilere dolmuyorlar. Halloldu Müslümanların işi. Bir problem yok. Yani batıda ne varsa bizde de aynısı var. Hadis-i şerif tecelli ediyor. Hadis-i şerif diyor ki öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlara denilecek ki bu keler deliğinden gir Müslümanlar o kelerin deliğine girecek diyor. Keler dedi ne biliyor musunuz? Kertenkele. Onlara denilecek ki hadis-i şerif onlara denilecek ki bu kertenkelenin deliğine gir. Müslümanlar o deliğe girecekler. Bunu normalde birisine desek ki şu kertenkele deliğine gir, girmez. Birine desek ki kertenkele ye, yemez. Birine desek ki ya işte çok affedersiniz ondan sonra pislik yer misiniz? Necaset, hayvan necaseti yemez. Ama yediklerine içtiklerine bakmaz onların içinde yer mi? Yer. Gider bir de sıraya girer. Maktanız da indirime girdi. Ondan sonra orada 7.90'ı yiyeceğim deyip de sıraya girip orada ne yediği belirsiz eti yer mi? Yer. Herkes yiyor çünkü. Bakın birisi kulağımıza sesleniyor bizim. Nereden? Birisi gözümüze sesleniyor. Nereden sesleniyor? Televizyondan reklamlardan, videolardan, sinemalardan. O izlediğiniz sinemada giriyor, bana diyor işte bir kola, bir hamburger ver. O bir kola, bir hamburger. Bizim çocuklar da istiyor. Bir tane çitos patos diyor. Koca koca insanlar çitos patos yiyor. Zehir yiyor. Keler deliğinden geç, keler deliğinden geçiyor. Adım, 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 siz onlara uymadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kim ya Resulullah? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Ne ama evet. Adım, adım geçiyoruz, yürüyoruz. Adım, adım. Önceden başlangıcı bir şeyin adım, adımdır. Sonra adımlar uzar. Ve hızlanır. Bir şeyin çekim gücüne kendinizi bırakırsanız uzaktayken yavaş yavaş ona doğru yaklaşırsanız Ama yaklaştıkça hızlanır bu çekim gücü Yaklaşıkça daha da hızlanır Siz şöyle dersiniz bir adımdan ne olacak önceden bir adım sizi diyelim ki on kuvvetle o tarafa doğru yaklaştırıyorsa bir adım yaklaştığınızda o kuvvet on beş olur. Bir adım daha yirmi olur. Bir adım daha yirmi beş kuvvetinde siz çekilirsiniz oraya. Allah bizi affetsin. İşte marifetullah bu manada. Birinci derecede Allah'ı bilmenin yolu Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmak ve her şeyden üstün tutmak ve amel etmek. Allah bizi onlardan eylesin. O görmese de perde hakta mevcuttur. Gören kendi kurtuluşundan ya da azabından başka bir şey görmez. Gösterenin sureti kula tecelli etse de o gösterenin kendisidir, perdesi değil. Ya yani normalde o kimse perdeyi görmese de, perdeyi anlamasa da ama o normalde hakta Cenab-ı o perde mevcuttur. Yani Cenab-ı zat olarak o kimseye tecelli etmez. O kimse zatının tecellisi zanneder ama o zat olarak tecelli etmez. Perdeyi gören kimse görmese de hakta o perde mevcuttur. Cenab-ı yani kendisini perdelemiştir. Evet. Konumuza devam edelim demiş. İnşallah devam edelim. Böyle bir giriş oldu biraz ama hakkınızı helal edin. Akıl tek tefekkürün birçok müdahalesine maruzdur. Çünkü insanın sahip olduğu bütün kuvvetlerle birlikte tefekkürün hükmü altındadır. Ve otoritenin peşinden gitme, taklit konusunda akıldan daha üstünü yoktur. Evet, akıl sonuçta e, taklit eder bir şeyi öğrenirken. Ve akıl normalde tüm müdahalelere açıktır. Yani öğrenmeye açıktır. Tabi bu beş duyuyla akıl habire toplar. Siz ona ne koyarsanız önüne o her şeyi alır. Bakın her şeyi alır. Akıl önce çocukken anne babadan evden alır. Anne baba ona çocukluğundan itibaren öğretmeye başlar. Eğer öğretebilirse, kabiliyeti var ise. Ve çocuk anne babayla öğrenip yürümeye başlar. Bütün insanlar İslam doğarlar. Ebeveynlerinin dinleri üzerine büyürler. Burada ebeveynlerinin dinleri üzerine derken hem genel anlamda Hristiyanlık, Yahudilik gibi hem de özel anlamda anne babanın duygusu, düşüncesi, fikriyatı bunu alır çocuk. Ebeveyninin dinleri üzerine. Ve çocuk bunu alırken çocuğun aklının önüne ne koyuyoruz biz? Bu çıkar ortaya. Şimdi örneğin önceden çocuklar ilk eğitimlerini ebeveynlerinden, anne babalarından alıyorlardı. Batı toplumu bunu kabullenmek istemedi. Çünkü bu kapitalist sistem böyle kendisine uygun çocuk yetiştirecek. Kendisine uygun çocuk yetiştirmesi için ailelerden çocukları almaları lazım. Ve çocukları ailelere külfet etmekten de uzaklaştırması lazım. Çünkü anne baba çalışması lazım. Anne baba devamlı üretip devamlı tüketmesi lazım ki o kapitalist sistemin hızlı çarkı dönsün. Ne yaptı şimdi Avrupa? Avrupa şimdi normaldeki iki yaşındaki çocukları, bir buçuk yaşındaki çocukları kreşlerde topluyor kreşlerde toplayaraktan çocuklara tek eğitim veriyorlar. Yani kölelik sistemini çocuklara öğretiyorlar. Avrupa'da anne kalmadı. Anne sadece doğuran bir varlık. Anne değil. Anne doğuruyor sadece. Yetiştirme, terbiye etme, onu büyütme, ona annelik duygusu verme anne hissi verme. Batıda bitti. Şimdi sıra İslam ülkelerinde. İslam ülkelerinin sırasında da en başta Türkiye var. Çünkü Türkiye layık demokratik ondan sonra insan haklarına saygılı hukuk devleti tanımlama bu. Öyle olunca devletin dinsel bir eğitim vermesi dini bir eğitim vermesi düşünülemez Layık bir devletiz yani Müslümanların içerisinde layık devlet olmakla övünen yegane devletiz. Kaldı ki biz yani 600 yıl bütün dünyanın büyük bir bölümünde 3 kıtada İslam hükmüyle hükmeden bir atanın, ecdadın torunlarıyız. Yani bir de bizim böyle bir özelliğimiz var. Ve geçtik bu parantezi kapatalım. Şimdi bunun aynısını Türkiye'de uyguluyoruz biz. Türkiye'de uygulamaya başladık. Bütün kadınlarımız anne olmaktan bir çıt dışarı çıktılar. Kadınlarımız çalışan birer birey. Ve kadınlarımızın ayaklarının üzerinde durması lazım, çalışması lazım, para kazanması lazım. Ondan sonra üretime katkıda bulunması lazım, hızla çalışmaları lazım. Hızla eğitilmeleri, hızla çalışmaları lazım. Çocuk, bu sefer çocuk çıktı ortaya. E şimdi bugüne kadar, Çocuk işini biz anneanne, babaanne, teyze, hala işte yenge bunlar da boştu ya. Bunlar evde oturuyorlardı. Bir işleri yoktu, bir sıkıntıları yoktu. Bunlar çocuk bakıyorlardı. Ama hızla bu değişmeye başladı. Yani şimdi anneanne çocuğa bakmak istemiyor. Babaanne çocuğa bakmak istemiyor. Çünkü Twitter'da dostları var, Facebook'ta arkadaşları var. Onun böyle kahve günleri var. Ondan sonra ne bileyim çay günleri var, akraba günleri var. Günleri bitmiyor. Hele de emekliyse, parasını daldıysa, da adam da öldüyse hiç günü bitmiyor onun. Bakın hiç günü bitmiyor o kadının. Bitti. Yani önceden bir neydi? Ondan sonra babaanneydi, neydi, neydi, torun büyütürdü, torunlara babaannelik, anneannelik yapardı, dedeydi, alırdı torununu, gezdirirdi, eğitirdi, bitti. Herkes komün bir hayat yaşardı. İşte amca, işte ikinci amca, üçüncü amla bir avl avlunun içerisinde onlar evlenirlerdi. Herkes bir yerdeydi. En başta dedeydi, nene oradaydı. Bu bitti. Hadi dedik alt alta üst üste oturun. Alt alta üst üste oturmak da bitti. Şimdi adamın beş katlı evi var. Oğlu evlenecek. Oğlan diyor ki ben başka yere gideceğim. Haydi başka yere gidiyor. Veya adamın işte kendi evi var. Yani orada altında üstünde annesi babası var. Oraya kız verilir mi? Verilmez. Neden? Annesi var orada. An kayınvalide mi bakacak o gelin? Zaten bakacak noktada değil. Neden? Gelin çalışıyor. Gelin çalışınca nerede bakacak zaten kayınvalide? Bakın dağılıyoruz her yerden. Ve o çocuğu normalde yetiştirecek hiç kimse yok. Ve akıl olarak çocuk alacak ya. Nereden alacak çocuk? Kreşe gitmesi lazım. Kreşe giderekten kreşten öğrenecek her şeyi. O zaman anne babanın dini kaldı mı? Kalmadı. Kreşin dini oldu. Kreş dini. Kreşin dini ne? Devlet oraya ne plan program koyduysa veya özel bir kreşe ne plan program koyduysa onu öğrenecek. Eğer o kreş özelse onu kuran bir kimse işte dini hassasiyetleri varsa biz de oraya götürdüysek onun dini hassasiyetleri var diye harika çocuk 4 yaşına geldiğinde oku yavrum bakayım Fatiha'yı çocuk Fatiha'yı okudu alkışladık yıl aylıkta 1500 lira verdik ama biz oraya. İyi kim verecek aylık 1500 lira oraya? Kaç aile verecek? Akıl bu sefer doğru bilgilerle bilgilenmedi. E bir de çocuk çok ağladı. Arkadaşının arkadaşından, arkadaşından gördü. Arkadaşından gördü. Bir de telefon aldık ona. Başladı o da internette dolaşmaya. Nasıl bir bilgi aldı önemli değil. Nasıl bir bilgi aldı belli değil. Şimdi insanın sahip olduğu bütün kuvvetlerle birlikte tefekkürün hükmü altında ama yetişmiş bir kimse tefekkür edecek. O tefekkür yetişmiş bir kimse. Bir de tefekkür edeceği alanı bilecek. Şimdi bunu biz ortadan kaldırdık mı? Kaldırdık. Hani rabıtaya laf söyledik ya hep biz yıllardır. Hak mıdır, değil midir, batıl mıdır tartışma konusu yaptık. Rabıtayı sadece şeyhin iki kaşının ortasına iki kaşının ortasını getirip Öyle 15 dakika namazdan sonra düşünmek olarak öyle algıladık. Rabıta bir tefekkür disipliniydi. Düşünme. Cenab-ı Hak 100 kusur ayeti kerimede düşündüler mi? Düşündünüz mü diyordu. Düşünmek. Varlığın üzerinde düşünmek. Tefekkür etmek. Saatlerce belki de bir meselede düşünmek. Saatlerce bir konuda düşünmek. Mesela bizim itikattaki imamımız İmam Maturidi öyle değil mi? İmam Maturidi'nin meşhur bir tespiti vardır. İmam-ı Azam'ın tespitidir. İmam Maturidi bunu genelleştirir, genişletir. İmam-ı Azam der ki, düşünen bir insan için, tefekkür eden bir insan için peygamber ve kitap olmasa da o Allah'ı bulur ve tanır da. Bakın bu tespit muhteşemdir. İmam-ı Azam'ın tespitidir. Bir kimseye peygamber gelmemiş olsa, peygamber gelmedi. Kitap da yok peygamber gelmeyince. İnanacağı bir şey yok. Ama o kimse diyor peygamber olmasa dahi, peygamber ona gelmese dahi ve kitap bir dinle tanışmamış olsa dahi o diyor tefekkür ederekten, düşünerekten, aklederekten Allah'ın varlığını ve birliğini tanır kabul eder. Buna İmam-ı Azam örnek olarak İbrahim Aleyhisselam'ın henüz daha peygamber değil iken babası Azer'le olan tartışmasını ve henüz daha peygamberi değil iken, peygamber değil iken gece normalde işte gündüz mağarada yaşayıp gece mağaradan dışarı çıktığı zaman çünkü neden öldürülme söz konusu öldürülme söz konusu olduğu için daha genç 13 14 yaşında daha 13 14 yaşında mı 30 yaşında gibi görünüyor. İbrahim aleyhisselam'ın en önemli özelliği bu. En önemli özelliklerinden birisi yani annesi onu mağaraya bıraktığında parmağını emerekten bırakıyor. Ve İbrahim aleyhisselam bir günde 10 günlük çocuk büyümesi, 10 günde 100 günlük, 100 günde 1000 günlük çocuk büyümesi gerçekleştiriyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesi onun üzerinde. Ve İbrahim Aleyhisselam 13-14 yaşına geldiğinde koskoca adam gibi görünüyor. Ve 13-14 yaşındaki bir genç delikanlı gece dışarı çıktığında yıldızları çok parlak görüyor. Hani annesi çünkü onu tembihledi. Sakın dedi kimseye kendisinin kendini gösterme. Sebep Nemrut ve etrafındaki büyücüler ve din adamları İbrahim'in yaşadığını kahinler biliyorlar. Ve diyorlar ki o hala da yaşıyor. Bütün şehirlerde, bütün mezralarda, tarlada, takkada, iş yerlerinde, her yerde İbrahim aranıyor. Her yerde. Ve gece böyle zaman zaman dışarı çıkıyor. İşte bir anlık böyle merak ediyor. Genç çıkıyor bir bakıyor ki aa yıldız pırıl pırıl denilir ki Süreyya yıldızı. Bu yıldızla alakalı. Diyor ki benim ilahım bu olmalı herhalde. Ay kendini gösterince cık, diyor ki yok hayır. Bu diyor ondan daha parlak. Benim ilahım bu olmalı diyor. Bir müddet sonra böyle birkaç gün sonra bir bakıyor ki gündüz sabaha karşı güneş sudur etmeye başlıyor. Hiç o zamana kadar gündüz görmedi. Hiç güneşle karşılaşmadı. Güneşi görünce ay da yıldız da kayboldu. Diyor ki benim ilahım bu olmalı. Çünkü diyor bu doğunca, bu çıkınca bütün hepsi de söndü. Bütün hepsi de söndü. Ardından o da batınca ben batanları sevmem diyor. Hz. Mevlana da mesnevisinde diyor ki sen de İbrahim gibi ol. Sen de de ki batanları sevmem. Sen de de ki batanları sevmem. Ben diri olan, batmayacak olan, diri olan, batmayacak olan Allah'ın kuluyum. Onu sev. Bakın batmayacak, diri olan, her daim hiç batmayacak olan Allah'ı sev. Şimdi o yüzden akıl etraftan hep toplar. Etraftan toplar, etraftan topladıklarının üzerinde hakim olan tefekkürdür, düşünmektir. Akıl o düşünmenin etkisinde kaldığı kadar hiçbir şeyin etkisinde kalmaz. Ve akıl henüz daha deneyim yapmıyorsa, belli bir bilgiye sahip değil ise taklit eder taklit eder. İslam taklidin bir bölümünü bir bölümünü kabul eder. Biz taklidi reddetmeyiz tamamiyetle. Neden? Hadis-i Şerif'te Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki ibadetlerinizi benden gördüğünüz gibi yapın. Kendi kafanıza bir namaz ritüeli oluşturmayın. Kendi kendinize bir oruç ritüeli oluşturmayın. Kendi kendinize bir haç ritüeli oluşturmayın. Kendi nefsinize uymayın. Heva hevesinize uymayın. Ben haccı nasıl yaptıysam öyle yapın. Ya işte e, kışında hac yapılabilir. Türkiye'de bunlar tartışılıyor ya. Birisi çıkıyor diyor ki hac kışında olabilir. Kışın yapalım diyor. Yazın ne ama hac yapıyorsunuz sıcakta. Veya Ramazan'ı kışın tutalım diyor. Niye işiniz var diyor. Allah'ın istediği 30 günlük oruç değil mi diyor. Kışın tutalım diyor. Böyle sivriler var. Dinde reformistler var. Ey aynı zamanda da böyle kendince kendisini ehli tarikat gören kimseler de var. Bizim İzmir bayındır çok sıcak olur yazın. Böyle o zamanlar pamuk tekiyorlar, Bu son kat çapalar oluyor artık böyle. Haziran'ın sonu yanar cayır cayır bizim orada. Temmuz'da pamuklar sulanmaya başlar. O zaman pamuk ekiliyor. Tabi bizim orada derviş kardeşler var bayanlar erkekler herkes oruç tutuyor ceyer ceyir yanıyor tabi sıcak o bir melamilerin hepsi böyle değildir ama orada bir melami şeyhi vardı bizim o kardeşlere demiş ki ya demiş ne eziyet ediyorsunuz kendinize böyle Allah'ın istedi 30 gün oruç değil mi demiş kışın tutuverin orucu demiş şimdi evet taklidi biz böyle yok etmeyelim sakın ha. Ya yani biz taklide karşıyız. Hayır. İbadetleri, ibadetlerimizde, ibadetlerin ritüellerinde biz Hz. Muhammed Mustafa'yı ne yapacağız? Taklit edeceğiz. Akıl, Allah vergisi delillere sahip olduğunu zanneder. Oysa bunlar sadece tefekkürün delilleridir. Evet, akıl normalde belli deliller oluşturur kendinde kendinde belli bir deliller oluşturunca o delilleri sanki Allah vergisiymiş gibi görür. Yani onun o delili, tefekkürünün neticesindeki idrakini bir vahiy gibi görür, bir ilham gibi görür. Öyle kendisini bir şey zanneder. Allah muhafaza eylesin. Akıl kör bir adam gibidir ve tefekkür delilleriyle onu dilediği yere çeker. Hatta Allah'ın yolunda körlüğü daha da arttırmıştır. Akıl bu noktada doğru bilgiyi, hakikat bilgisini oluşturmazsa kendi tefekküründen oluşturduğu dogmatik fikirleri kendince dogmatik ölçüleri Allah bilgisi ve Allah'tan gelen bir ilhammış gibi görüp bu noktada ne yapar? Körlüğe koşturur. Allah adamları tefekkürlerinin otorilerin otoritesinin peşinden gitmezler. Çünkü <laughs> yaratılmış bir şey bir başka yaratılmış şeyin otoritesinin peşinden gitmemelidir. Böylece onlar Allah'ın otoritesine yönelirler. Onlar Allah'ı Allah ile bilirler ve o kendi hakkında söylediği gibi her şeye karışan güzel aklın düşündüğü gibi değildir. Yani burada şimdi ne, soruyu da okuyayım öylesi gireyim oraya. Akıl sahibi bir insanın nazari bir düşünceyi doğru ve yanlış olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra hala onun peşinden gitmesi ne kadar doğrudur? Şimdi bir kimsenin nazari olarak doğruyu ve yanlışı bilhassa bu din ise din üzerinde doğruyu ve yanlışı tespit edebilmesi için birinci derecede o kimsenin iyi bir Kur'an ve sünnet bilgisi gerekir. Aslında bu ortadaydır. Birinci derecede ilk önce birinci adım o kimsenin iyi bir fıkıh bilgisine sahip olmasıdır. Fıkıh girince işin içerisine akaid de girer. Yani bu noktada bir kimse hani biz zaman zaman derim ya ellerinizde muhakkak bir el hidaye olacak veya kuduri olacak. ve hatta elinizin altında en azından bir riya salihin olacak. Elinizin altında. Elinizin altında bir tane bir tefsir kitabı olacak. Biraz daha böyle ben okuyacağım filan derseniz mesela işte Kütüb-i hadis olarak veya Buhari örneğin. Bu olacak. Şimdi bir kimsenin temel adımı, temel olarak aklına verecek olduğu bilgi, ona gösterecek olduğu yer ilk önce fıkıh bilgisidir. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, akaidle alakalı meseleleri sonra o kimse böyle işte ayet hadis mantının üzerinde ilerlemeye başlayacak. Bakın ayet hadis mantığı üzerinde ilerlemeye başlayacak. Sebep sen akıl denilen olguyu ince önce sen mihenk taşını koy. Mihenk taşı ne? Mihenk taşı. Dinin fıkıhıdır, hukukudur. Dinin fıkhını, hukukunu bilmeyen bir kimse eski ulem e, e, sufilerin deyimiyle şeytanın maskarası olur. Hani meşhurdur ya menkıbe, evliya menkıbesi. Abdülkadir Geylani Hazretleri dervişleriyle beraber bir Ramazan gününde böyle hem işte e, sohbet edip hem yürüyorlarmış. Böyle bir suyun başına geldiklerinde hemen bir şey oluşmuş orada. Bir nida. Ey Abdülkadir senden de dervişlerinden de razı oldum. Orucunuzu bo bozun. Menkıbe bu. Abdülkadir Geylani Hazretleri hemen bir eline bir taş almış. Git melun şeytan, önzu billahi şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Atmış taşı. Ve arkadaşlara demiş ki sakın oruçlarınızı bozmayın. Tabi bir kısmı bozmuş oruçları. Ona soruyorlar. Diyorlar ki sen onun şeytan olduğunu nasıl anladın? cevap müthiş. Diyor ki şeriat bilgimle anladım. Allah hiçbir farzı hiç kimsenin üzerinden kaldırmaz. Bu muhteşem bir cevap. Allah hiçbir farzı hiçbir kimsenin üzerinden kaldırmaz. Muhteşem. Diyor ikinci tarikat bilgimle ben onu anladım. Bu da nedir? Diyor ki Allah yönden, cihetten münezzehtir. O bir yönde görünmez. Üçüncü, hakikat bilgimle anladım diyor. O da şudur diyor. Allah hitap ederse sadece kulak duymaz, bütün vücut kulak olur diyor. Bakın ne lazımmış? Bir şeriat bilgisi lazım. İki, tarikat bilgisi lazım. Üç, hakikat bilgisi lazım. Bu bilgiler olmazsa şeytanın oyuncağı olur mu insan? Olur. Şimdi normalde arkada cevap. Akıl sahibi kendince kendi bilgisini doğru veya yanlış olduğunu tespit edebilmesi için bu din ise, bu din ise dini bilgilerle o kimsenin bilgilenmesi gerekir. Akıl sahibi Demircilikse söz konusu olan bilgi bir demircinin yanına gidip demirci ustasından o bilgileri elde etmesi gerekir ki demircilik üzerinde nazari bilgilerinin doğru olduğunu tespit edilsin. Öbür türlü olur mu olmaz? Bu sefer o kimse heva heves dediğimiz, heva heves dediğimiz dini olarak o kimse kendi heva ve hevesinin peşine düşmüş olur. Bu en fazla dini meselelerde olur. En fazla dini meselelerde olur. Dini meselelerde o yüzden derse bir kimsenin hani bu bence böyledir, böyle olmalı o heva hevesine düştü. Ama canım kardeşim böyle de bir hadis var, böyle de bir hadis var, böyle de bir hadis var. Ben bu hadise göre amel ediyorum. Bu bakın burada heva heves değil bu. Ama bence böyle olmalı dediği anda o kimse din ise bu o zaman o kimse heva hevesinden konuştu. Onun nazarı doğru değil. İsabetli nazar düşünceyi bozuk, bozuk olandan ayırmak böylece hüküm vermek için öncelikle tefekkürü kullanmadan elde edilen bilgiyi bahşetmesi için Allah'a yönelmemiz gerekir. Şurada onlar Allah'ı Allah ile bilirler sözüne biraz dokunmak istiyorum. Bu sözü çok kullanıyorlar şimdi. Doğru noktada, doğru yerde kullanmıyorlar. Yani Allah'ı Allah ile bilmek Kur'an ve sünnetten geçer. Kur'an ve sünneti bilmeyen bir kimse Allah'ı Allah olarak bilmez ve Allah'ı Allah'tan da öğrenmez. Boş laf bunların hepsi de. İnternet sözü bunlar. Bu ancak veliler için geçerli olan bir şey. Oturmuş hani bazen soruyorum ya. Aa işte Hazreti Mevlana ile Şems'in aşkı konuşmak çok güzel. Var mı Şems'in? Yok. Nereden anlayacaksın? Bir şeyhi sevdin mi öyle? Hayır. Nereden anlayacaksın canım kardeşim? Şeyhin var mı? Yok. Nereden anlayacaksın? Ya yani Afyon'da orada Mevlevhane var ya, üniversitede orada işte şey var. İki günlük süren sempozyum var. Gittim. Davet ettiler. Gittim. Herkes koca koca, herkes Mevlana'cı. Harika. Öyle tebessüm ederekten soruyorum. Hocam, üstadınız kim? Biz mesnevi okuyoruz. İyi, herkes okuyor. Üstadın kim? Ses yok. Ama okuyor. Canım şems, günüm şems, gecem şems, ruhum şems. Sen olmasaydın ne Resulünü tanırdım ne de Allah'ı bilirdim. Nasıl söyleyecek bir kimse bunu? Hadi. Hadi çık o geliyor de sırala. O geliyor de sırala. Kim o? Bul bir tane şems. Hadi Hazreti Mevlana olun hepinizde. Bir şems bulun her şeyinizi bırakın. Dünyevi olarak ne kadar makamı varsa bırakıyor. Şemsettin Tebrizi'nin dizinin dibinde oturuyor. Ne kadar kitabı, bilgisi, bildiği ne varsa hepsini bırakıyor. Şemsettin Tebrizi'nin dizinin dibinde oturuyor. O gün de Hazreti Mevlana Celanettin Rum'u Hazretleri bugünün Diyanet Başka Diyanet İşleri Başkanı gibi. Dikkat edin, bugünün Diyanet İşleri Başkanı gibi. Başka bir şey, Diyanet İşleri Başkanı gibi. Hadi bırak, git. Otur. Oh, anlaşılmaz, olmaz. Allah'ı Allah'la bilirler. Kimler veliler? Eyvallah. Eyvallah. Ama onların temeli Kur'an ve sünnetin dışında değildir ki. Onların bilmesi Kur'an ve sünnetin dışında değildir. Dikkat edin. Biz Allah'ı Kur'an ve sünnetle biliriz. Kur'anla, sünnetle tanırız. Kur'an ve sünnetin dışındaki Allah tanımlaması heva ve hevestir. Başka bir şey değildir. Allah muhafaza eylesin. Geriye döndüm. Allah'a yönelmemiz gerekir. Sufiler buna dayanır ve buna göre hareket ederler. Bu peygamberlerin, velilerin ve Allah adamların arasında bilgi sahibi olanların bilgisidir. Onlar tefekkür kuvvetleriyle hadlerini asla aşmazlar. Yani hadlerini aşmazlar dedi. Onların hiçbirisi de Kur'an ve sünnetin dışında, Kur'an ve sünnetin üstünde değillerdir. O tefekkür bilgisiyle haddi aşmazlar. Aynı zamanda da Allah'ın zatını ne yaparlar? Tefekkür etmezler. Hiç kimse bildiğini bütün zatıyla bilmedikçe bilgi sahibi değildir. Bir şeyi kendisi olarak bilmek. Yani normalde işte ne konu üzerinde insan işte kim X kimse onu zatıyla bilmedikten sonra onu tam bilmiş sayılmaz. İn, yani o şahsı. O şahsı bilecek ki ondan sonra komple zatıyla o zaman bilgi sahibi olmuş olacak. Her kim bir şeyi kendi zatına eklenmiş başka bir şey vasıtasıyla biliyorsa kendisine ilave edilen o şeyin otoritesini takip ediyor demektir. Yani bir şeyi tanıtan başka bir şey veya ona eklenen bir şeyle onu biliyorsan onun otoritesini kabul ettin. Evet. Ama kabul etmek zorundasın. Bir kimse tıp öğrenecekse ben tıpı öğreneceğim deyip de tıptaki otorite olan o profesörü dinlemeyecek mi? Buradan bunu anlamayın. Şin temel bilgisini o kimse çünkü bu bu söz şeyin Arabinin sözü değil bu. Bu burada bir yorum, alıntı. Arabiden çıkarılan bir alıntı bu, Arabice. Diyorum ya, Arabi ayrıdır, Arabiciler ayrıdır diye. Ya yani burada aslında bu yorumlar bugünkü deccalist kapitalist sistemin yorumları. Yani bir kimse hiçbir otorite kabul etmeyecek. Tek otorite Allah ben ondan alıyorum bilgiyi. Hadisleri attı, fıkıhı attı, kelamı attı, akaidi attı. Ya ben ondan alıyorum direkt bilgiyi. Ben direkt ona bağlıyım. Ben Bursa valisini tanımam. Vali kimmiş? E beni yasaklayacaksa Cumhurbaşkanı yasaklayacak. Nasıl yani? Ben ona bağlayayım kardeşim. Ya bir tane vali atamış, tanımıyorum valiyi ben. Kimmiş? E, o valinin bağlı olduğu İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanını da tanımıyorum. Kimmiş? E ben direkt Cumhurbaşkanına bağlayayım. Cumhurbaşkanı bana dur derse dururum, yürü derse yürürüm. Allah Allah. Hadi yaşa. Sahabeden bir kimse, sen kimsin? E ben peygamberim. Seni tanımıyorum ben. Nasıl yani? Seni tanırsam senin otoriteni kabul etmiş olacağım. E ben direkt Allah'a bağlayayım. Dur ya. Size iki şey bıraktım. Birisi Kur'an benim, birisi benim sünnetim. Kim ikisine sımsıkı yapışırsa delalete düşmez. Sahabenin böyle bir işlevi yok. Ey Muaz neyle hükmetçen Kur'an'la? Bulamazsan senin sünnetinle. Bulamazsan kıyas edeceğim diyor. Ben kendim söyleyeceğim. Ben kendim iştahat edeceğim. Ona tebessüm ediyor. Sen Kur'an'ın otoritesini kabul etmeyeceksin. Sünnetin de otoritesini kabul etmeyeceksin. İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbeli, mezhep imamlarının otoritesini de kabul etmeyeceksin. Şimdi bir de bu hastalık bu ya. Hiçbir otoriteyi kabul etmeyeceksin. Ondan sonra direkt Allah'ın otoritesine bağladım ben. İyi? Allah bana emretti, ben senin boğazını sıkacağım dediğinde o kimse sorumlu olacak mı, olmayacak mı? Müslümanların içine atılmış yorumlar. akıl otoriteye tabi olursa e, gerçeği, hakikati bulamaz. İyi akıl otoriteye tabi olamazsa o mesleği nasıl öğrenecek? Haydi çocuklar, öğrenciler ellerini kaldırsın. Kaldır, oy maşallah. Yukarıdakiler, ay maşallah subhanallah. Evet, siz öğretmenler otorite dinlemeyin bakalım. İndirin çocuklar ellerinizi. Aferin. Öğrenciler, öğretmenler otorite. Dinlemeyin. Memurların başında amirler var. Otorite. Dinlemeyin. Sivil itaatsizlik gösterin. Ne kadar tatlı bir söz değil mi? Sivil itaatsizlik. Değil mi? Fransa'da olursa yalnız sivil itaatsizlik, Fransız polisi ve askeri sokağa iniyor, önüne geleni kırıp geçiriyor. Fransa'da bir şey olmuyor. Korkuyorlar çünkü aynı şey bizim ülkelerimize geçer diye. Türkiye'de olursa sivil itaatsizlik bütün Avrupa destekliyor. Evet. Akıl sahibi kendisiyle ilgili vahiyle ve elçilerinin diliyle gönderdiği haberde Allah'ın otoritesine tabi olmalıdır. Eyvallah. Kişi bir şeyi bilmek ister fakat bunu kendi sahip olduğu kuvvetlerle bilemezse Hak onun kulağı gözü ve bütün kuvveti olana kadar ibadet ve itaate yönelmelidir. Evet. Tanrı kendisine nafile ibadetlerle yakınlaşmak isteyen kulunu sever ve onun bütün azal olur, azalları olur. Buhari. Normalde hani var ya bunun tabi bu son kısmını almışlar hadis-i şerifin. Hadis-i şerifin başı var. Kul farzları yerine getirerekten Allah'a en sevgili ibadeti, en sevgili şeyi yapar. Farzları yerine getirerekten. Farzları yerine getirmek sadece e, ibadetleri işlemek değildir. Haramlardan uzak durma. Allah'ın sınırını çiğneme de haramdır. Allah'ın sınırını çiğnemek haramdır. O yüzden haramlardan uzak durmak da farzdır. Allah ve Resulünün çizgisini aşmak, Allah ve Resulünün bu noktada sınırını aşmak, haddi aşmaktır ki haramdır. Haramları haramlardan uzak durmak da farzdır. Devam ediyor adı şerif. O kimse nafilelerle Allah'a yaklaşır. Demek ki biz farzları yerine getireceğiz haramlardan uzak duracağız. Nafilelerle Allah'a yaklaşacağız. Sufiler bu nafilenin en önemli kısmının iyi ahlakın zirvesine doğru koşmak olarak görmüşler. Sizin en hayırlınız hadis-i şerif etrafınıza zarar vermeyeninizdir. Bu işin temel noktasıdır. O ıı, nafile nafilede İşin zirveye doğru koşması sizin en hayırlınız, etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. O zaman o kimse hızla en faydalı olma yoluna doğru koşacak. Nafile normalde çok sufiler için çok namaz kılmak değildir. Mesela insanların yardımına çok koşmaktır. Nafile sufilerce çok oruç tutmak değildir. Ya insanlara güzel ahlakınla, güzel ahlakınla örnek olmaktır. Bizde en büyük eksiklik bu şu anda İslam dünyasında. Biz güzel ahlak örneklerini sunamıyoruz. Müslümanlar olarak biz ben kendimi eleştireyim. Bu benim kendi eksikliğim. Hepinizde bütün Müslümanlarda tenzih ediyorum, günah girmeyeyim. Ben güzel ahlakın örneklerini sunamıyorum. O yüzden de insanlar bana baktıklarında Allah hatıra gelmiyor. O yüzden insanlar bana baktıklarında kendilerince işte bu tam İslam, bu tam böyle bir mümin kimse diye demiyorlar. Oysa Müslüman yürüdüğü anda ağaçlar, çiçekler, böcekler işte mümin geçiyor diye kendi dilleriyle kendi dilleriyle, lisanlarıyla ona dua etmeliler. O kimse gerçekten iyi mümindir. İşte nafile bu noktada bizde böyle bir kısım tarikatlarda, bir kısım cemaatlerde çok ibadet olarak algılanıp işte habire ibadet ettirmek, sabahlara kadar namaz kıldırmak bir hanımefendiyle tanışmıştım. Böyle o kadar çok şeyler onun üzerine yüklemişler. Dedim canım kardeşim bu değil din. Din bu değil. Sahabeden üç kişi kendi kendine kavilleşti. Birisi dedi ki uyumayacağım, birisi dedi ki yemeyeceğim, birisi dedi ki cima etmeyeceğim. Hazreti Cebrail aleyhisselam geldi bu üç kişiden haberdar etti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Dedi ki size ne oluyor ki Allah'tan en fazla korkanınız benim. İftar ederim. Uyurum cima ederim. Size ne oluyor? Burada o kimsenin nafilelerle Allah'a yaklaşması eşiyle, aşıyla, işiyle, toplumla, etrafla olan ilişkilerini bozup da kendi kendini işte ben kendimi namaza adadım. Yok sünnete Resulullah'ta. Ben kendimi oruca adadım, devamlı oruç tutacağım. Yok sünnete Resulullah'ta. Ya biz sufiyiz. Eyvallah. İşte ben böyle kendimi Allah'a adadım. E ev çoluk çocuk Allah getirir. Yok böyle bir şey. Sünnet-i Resulullah'ta yok. İnsanlar kendi heva heveslerinden din öğretiyorlar. Allah muhafaza eylesin. Ve hadis-i devam ediyor. Allah onu sever, yaklaştı ya. Gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayı, söyleyen dili, gören gözü olur. Cenab-ı Hak devam ediyor. Benimle görür, benimle duyar, benimle konuşur, benimle tutar, benimle yürür. Bu hal marifetullahın zirve noktasıdır. Bu idrakin zirve noktasıdır. Bu akıl tefekkürünün ve idrakinin zirve noktasıdır. Bu hale ulaşan için ayeti kerime ne, ne yöne yönelirseniz yönelin Allah'ın veçi o yöndedir. Ayeti kerimesi bu hale erişenler içindir. Sen kıbleye yöneleceksin. Namazda sen kıbleye yöneleceksin. Duada sen kıbleye yöneleceksin. Taklit edeceksin. Evet. Sen bu hale gelmedikten sonra bu halden konuşmayacaksın. Bu hale gelince sen Allah'ı Allah'tan öğreneceksin. Bu hale gelince. Bakın bu hale gelince yani gören göz, duyan kulak, tutan el, yürüyen ayağı. O zaman şunu demeyeceksin ki ben yaptım, ben ettim, ben tuttum. Allah bizi affetsin. Bundan sonra bütün işlerde Allah ile bilir olacaktır. Her halükarda bir otoriteye tabi olmaktan kaçış yoktur. Fakat Allah'ı ve her şeyi Allah'la bilir olduktan sonra orada şüphe, kuşku, cehalet ya da belirsizlik artık sana asla uğramaz. Eyvallah. Burada yumuşatmış meseleyi. Evet bu hale gelen bir kimse otoritesiz değil. Bu hale gelen bir kimse Kur'an ve sünnetin otoritesinin dışında değil. Kur'an ve sünnetin çizgisinin dışında değil. O çizginin içinde. Bu böyleyken sen Allah'ın sana emrettikleriyle meşgul ol. Allah senin uzuvların haline gelince işlerinde basiret üzere oluncaya kadar ona ibadet ve itaatte bulun. Bu böyle olduktan sonra da bu devam edecek. Bu böyle oluncaya kadar değil. Bu böyle olduktan sonra da Kur'an ve sünnetin emrettiği şekilde devam edeceksin. Onunla baş başa kaldılar. Onu kendine tercih et. İşte sana böylece tavsiyede bulundum. Çünkü biz onun hakkındaki akli delillerin ve sahih nazari düşüncenin kabul etmeyeceği ancak hak olan haberi gördük. Öyle ki haberi getiren doğru sözlü olmasına ve insanların onun söylediğine inanmaları gerekmesine rağmen akli deliller ve sağlam nazari düşünce bunları reddeder. O halde Rabbin otoritesine tabi ol, tevilde aklına tabi olma. Fütuhat. Eyvallah. Tevilde aklına tabi olma. Yani bir şeyi tevil etme. Tevil yoluna sapma. Hakkında Kur'an ve sünnet sabitse, sabit ise hakkında Kur'an ve sünnet olan bir şeyi tevil etmeye çalışma. Senin tevil etmeye çalışman o zaman vahye değil aklına tabi olduğunu gösterir. Bir şeyde vahiy var ise bir şeyde vahiy var ise onun üzerinde başka bir söz söylenmesi onun üzerinde onun üzerinde herhangi bir yorumda bulunmak mümkün değildir artık. Vahiye tabi olunmakla emrolunmuştur. Bütün herkes. E o tevil edenler nefsine uyanlar, heva ve heveslerine uyanlar. Arabi'yi anlamak zordur ama bir taklit konusunda Arabi'yi hiç anlayamadım de ki Rabbim ilmini arttır. Amin. Evet. Şimdi burada e, bu da tabi soruyu hazırlayanın aa bitirmişiz her şey alıntıdır dedi. Bitirelim. Hakkınızı helal edin. Evet. Saat 10 bir böyle toparlayıvereyim mi? Bir sayfa kalmış. El kaldırın. Tamam. Evet Arabi anlamak zordur. Yani Arabi anlayabilmesi için bir kimsenin çok özür dilerim. İyi bir ayet hadis bilgisine anlayabilmesi için yerli yerine oturtturabilmesi için bir de o kimsenin sufi gönle ihtiyacı vardır. Arabi akıl perestler anlamakta güçlük çekerler. Bir, Kur'an ve sünnet bilgisi az olanlar anlamakta güçlük çekerler. İki, Burada taklit konusunda Arabi'yi hiç anlayamadım dediği nokta şu. Yani bir kimse dini dinin başlangıcında taklit etmekle mükelleftir. Biz ibadetlerimizde taklit ederiz. Taklit etmek farzdır. Mana ise taklit değildir. Metafizik taklit değildir kalbe gelen ilham taklit değildir. Rüya taklit değildir. Herkesin rüyası kendine aittir. Herkesin metafizik olarak hali kendine aittir. Buralarda taklit kaldırmaz. Kalbe bir ilham geliyorsa bu taklit değildir. Buralarda taklit kaldırmaz. Son nokta, yani bir kimsenin normalde vahye, vahyi kabul eder ve onun yolunda yürür vahyin dışındaki meselelere vahyin içindeki meseleleri tevil etmesi aklını putlaştırmasıdır. Vahi var mı var, sen vahiye tabi olursun. Burada taklitle alakalı mesele e, dinin ibadetlerle alakalı ve hukukla alakalı meseleleridir. Müteşabihlerde taklit olmaz. Ben meseleyi böyle Burayı toparlamış olayım. Hazreti Peygamber, Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz demiştir. Evet. Beşikten mezara kadar ilimdir. Çünkü, Aman Yunus'un sözü de, ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Ardından hadis Şerif, nefsini bilen Rabbini bildi. E, o zaman, evet. Beşikten mezara kadar ilim, yani, varlığın üzerinden Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma. Bütün Müslümanlara farz. Çünkü insanın ve cinnilerin yaratılış sebebi ve gayesi Allah'ı tanımak ve bilmek. Bilinmekliği istedi. Bilinmekliği istedi. Ve bilinmekliği sevdi. İlk ve en temel bilgi insanın kendisini bilmesidir. Bütün diğerleri bunun üzerinde yükselir. Eyvallah. Ama o kimsenin kendisini bilmesi için bir metoda ihtiyacı var. O kimsenin kendisini bilmesi için bir otoriteye ihtiyacı var. O bir metoda ve otoriteye tabi olmaksızın kendini bilme yolunu ve yordamını bulması zor. Uzun yol. Bu birinci derecede dindir. Birinci derecede yani Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetsiz bir kimsenin Kur'an ve sünneti yaşamadan, Kur'an ve sünneti öğrenmeden kendisini bilmesi mümkün değil. Hatta kendini bilmek deyince işin içerisine nefis giriyor. İşin içerisine nefis girince manevi bir yol giriyor. Emmare, levvame, mülhüme, mutmainne, radiye, mardiye, safiye, nefsin meratipleri giriyor. Çünkü nefsini bilen dedi, o zaman nefsin meratiplerini, ve nefsin bu meratiplerdeki oyunlarını, hilelerini, nefsin bu noktalarda insanların başına açacak olduğu dertleri, ızdırapları, sıkıntıları bilen bir üstada ihtiyaç var. Yoksa o kimse bilemez ki. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi bugünkü diyor zamanda kalbi harekete geçmemiş ise, bir tarikattan hissesi yok ise bugünkü diyor deccaliyetin karşısında Deccaletin karşısında imanını muhafaza etmesi müşkilleşmiştir. Mütefennin alim bir zat da olsa diyor. Ama adi samimi bir ehli tarikat. Silsile-i meşahiye duyduğu sevgisinden, muhabbetinden dolayı asla şüpheye düşmez. Şüpheye düşmediği için de diyor zındıkaya düşmez. E o nefsini bilmek ancak benim bildiğim yol bu ya da ya da birisinin nefsini bilme yolu gidiyor Himalayalarda aaa diyor nefsini bileceğim diye uğraşıyor. Ve hatta bir başkası başka bir yol çiziyor kendince. Kırmızı noktalı kocaman bir hatun var. Winch'te indiriyorlar, vinçle kaldırıyorlar. Gidiyor kırmızı noktasına bakıyor, 10 bin dolar da veriyor. Çakralarım açıldı diyor. Gidiyor. Bakın nefsini bilmekle alakalı dünya üzerinde bir sürü yol var. Ne yapıyorsunuz dedim orada. E dedi sınıf sınıf orası. E dedim. Yani dedi böyle çakraları en üst noktada olan ve dedi o kırmızı noktalı hatunun dersine katılacak olanlar 10 bin dolar veriyor dedi. Bir altına katılanlar işte 6-7 bin dolar. Bir alta katılanlar 2-3 bin dolar veriyorlarmış. Yani şeanslara komple yani işte 3 günlük 4 günlük bir şeans böyle. Üç gün kırmızı noktaya bakıyorsun böyle. İşte o sana bir şey söylüyor. Anlattı bana. Gözümle görmesem inanmayacağım. Bakın toplandıkları dernek gibi bir yerde hatunun kocaman bir portresi var. Kırmızı noktalı hatunun. Allah sizi inandırsın. O kırmızı noktalı hatuna portresi ya bildiğiniz portresi. Resmi. O zaman altı parmağın hemen o şeyin parkın karşısındaydı. Şimdi oraya lokanta mokanta yaptılar. Oradaydı yerleri. Allah sizi inandırsın kırmızı noktasına hatunun o resmine ne arkalarını dönüyorlar sırtlarını dönmüyorlar. Giderken Bakıyorsun kırmızı noktaya bir selam veriyorsun böyle bir eğiliyorsun. Gözünü kırmızı noktadan çevirme. Asla. Bir adım daha atıyorsun yine kırmızı noktaya bakıyorsun. Bir adım daha atıyorsun yine kırmızı noktaya bakıyorsun. Bunu bir sufi cemaatte, bir tarikatte bunu uygulayacaklar. Bakın uygulayacaklar bunu. Yemin ediyorum orayı biz Müslümanlar tefe tutarız. Taşlarız biz orayı. Taşlarız. Bütün medya, televizyon toplanır bunlar ne yapıyorlar diye bütün Türkiye değil dünyaya rezil zebil ederler onları. Ama o kırmızı noktalıya dokunmazlar. Oraya gidenler üstün nitelikte insanlar. kırmızı noktaya bakmak üstün nitelikli boğalar gibi dedim kimin çakrası açık burada işte açık ha iyi iyi bir şey söylesinler bana dedim. Öyle bugün 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 bir arkadaş atmış yani gaybi bilen bir adam <laughs> ne o şeyle röportaj ediyor televizyon spikeriyle adam geleceği biliyormuş diye adam geleceği bildiğini söyleyince o röportajı yapan bir tokat vuruyor geleceği biliyor ama bunu bilemedin diyor çok <laughs> hoşuma <laughs> bunu görememişsin şimdi Bu Ka kaçmış arada o şimdi o kırmızı noktalıya hiç kimse bir şey diyemiyor Diyemiyor ya. Kadın geliyor Türkiye'ye, beş yıldızlı otellerde çakra açtırmak için uğraşıyor. Kimse bir şey diyemiyor. Bakın hiçbir kimse. Biz de böyleyiz. Allah bizi affetsin. Bu da okullarda ya da üniversitelerde asla öğrenen, öğrenemeyeceğimiz bilgidir. Evet, sizin üzerinizde nefsinizin bir hakkı, eşinizin bir hakkı, misafirlerinizin bir hakkı vardır. Öyleyse hakkı olanların her birine hakkını veriniz diyen de Hz. Peygamber'dir. Üzerinizdeki ilk hak nefsinize yani kendinize karşı olan hakkınızdır. Ve kendinizi ve üzerinizdeki hakkın ne olduğunu peygamberler ve velilerden yardım olmaksızın asla bilemezsiniz. William Çıtık Bu William Çıtık çılgın bir adam. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şerifte nefsinizin hakkıdır. Hani bu haklarınızı verin derken evet biz kendimizi tanımakla mükellefiz. Nefsimizi bilmekle mükellefiz. Nefsini bilmeyen bir kimse bu dünyadan kör olarak yürür gider. Bu dünyada kör olur olarak yürüyüp gidenler, öbür tarafta da kör olarak halkedirler. Bizim yeryüzüne gönderilişimiz ve bizim yaratılış sebebimiz Allah'ı tanımak ve bilmek. Bunun yolu nefsini bilmekten geçiyor. Ve bunu öğretecek olan peygamberler ve veliler. Bu öğreti hepimiz almakla mükellefiz. Bu öğreti alıp nefis meratiplerinden yürüyüp en az mutmainne makamına gelmekle yükümlüyüz. Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmez isek nefsimizin hakkını vermemiş olacağız. Ardından tabi normalde birinci derecede eşlerin haklı, hakları Ondan sonra devam ediyor. Misafirlerin hakkı. Ardından misafirlerin hakkı. Biz bu noktada etrafımızda elimizin altındakilerin haklarına da ne yapacağız? Riayet edeceğiz. Ama bilin ki yaratılış sebebimiz, gönderiliş sebebimiz Allah'ı tanımak ve bilmek. Hızlıca bu soru soranlara cevap vereyim, sohbetimiz bitsin. Ben Serdar'ın babasıyım, Lokmacı Serdar'ın kardeşiyle beraber ömreye gitme ihtimali var. Allah kısmet ederse duanımıza ihtiyacımız var. Allah yardım etsin. Cenab-ı Hak cümleye nasip eylesin inşallah. Rüyamda gördüğüm şeyleri kısa bir süre sonra hayatımda yaşıyorum sürekli. Bu ne anlamı geliyor? Harika. Ama sen bunu da yaşayacağım diye bekleme. Yaşa, zevk et. Benim rahatsızlığından dolayı devamlı altıma kaçırıyorum. Dışarı çıktığım zaman da oluyor. Bu şekilde namaz kılmamız caiz midir? Olmaz. Normalde e, necasetten temizlenmek gerekir. Dünya geçilmesi gereken köprü tabir edilmesi gereken rüyadır Arabi. Bu tabir nedir? Eden kimdir? Rüya her rüya tabire muhtaçtır demiş ya. E dünyada tabire muhtaç. Bunlara da başlamayalım değil mi? Burada sabah olur. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Geceniz hayır olsun inşallah. Rabbim muîniniz olsun. Ha Onu ıı, ilan edecektim. Özür dilerim. Unuttuk. Aslında kandil günü ilan edecektik ama şimdi aklımıza geldi. Şimdi ilan edelim. Bu önümüzdeki salı günü Çanakkale Üniversitesi'nde Mevlana Kültür Evi'nde Arabiden Füsus okuması devam edecek. Önümüzdeki salı günü. O yüzden salı gün Çanakkale'de Üniversitenin kendi bünyesinde bulunan Mevlana Kültür Merkezi'nde eski Ermeni Kilisesi Füsus Okuması devam edilecek bütün kardeşler davetlidir. Geceniz hayır olsun. Selamun aleyküm.